Şimdi bizim hocam çocukluğumuzda var yoktu. Ne istersek yok, ne istersek yok. Pantolon al diyorum mesela, yok diyor. Oyuncak al, kendin yap diyor. Babamın şu cebini, şu cebi var ya bak şu cebi. Çıkardım bunu kestim. İçine yün doldurup ağzını dikip top yaptım. Bununla oynadım ben. Kız kardeşim bebeklerini kendi dikti. Bir gün babam dedi ki size pantolon getireyim mi? Biz üç kardeş köyün dışına çıktık. Elimizi böyle çenemize dayadık. Hayal kuruyoruz. Ben ilkokul 3'e gidiyorum. Kardeşim 1'e gidiyor. Bir kardeşim de Rafet 6 yaşında. Kardeşim şöyle yaptı. Senin pantolonun ne renk olur? Şimdi, Tuğba elektrik yok. Televizyon yok köyde. Dünyayı tanımıyorsun. Dedim siyah. Keşke benimki mavi olsa dedim. Neyse minibüs görünce bir toz kalkıyor. Bizim yani ümidimiz o. Beklentimiz pantolon gelecek. Paketleri açıyor baba. Bana bir kara pantolon, kara önlük, beyaz yakalı kız. Bir de siyah lastik ayakkabı. Kardeşime de aynı. O hevesle bekleyen bize hatacak olan 6 yaşındaki Rafet paketleri karıştırdı, açtı, baktı. Yok. Babama döndü Umut'la böyle yaptı. Hani bana? Pantolon. Evet. Babam dedi oğlum bir daha girişte alacağım sana. Ama ben de bekliyordum dedi. Kardeşim ağlaya ağlaya çıktı. Babamın gözlerinden yaş süzüldü. Akşam sofrada hiçbirimiz konuşamıyoruz. Sadece kardeşimin sesi geliyor. İşli işli ağlayan çocuk sesi. Ben sabah okula gittim. Geldiğimde kardeşim böyle yaptı. Ay ne güzel yakışmış. Bir kere giyebilir miyim? Olmaz lan dedim, poz edersin. İkinci gün yalvardı vermedi. Üçüncü gün de vermedi. Şey ya bir pantolon giyim için izin istiyor kardeşim. Evet. Bir tane ben zor bulmuşum. Bir de ayakkabıyı yastığın altına koyuyoruz. Şeyi yanına koyuyoruz pantolon falan vermiyor. Dördüncü gün bana böyle yaptı. Ya sana çok güzel yakışır. Bu ayağın da çok güzel. Belki bana da yakışır. Uzun gelir dedi. Vermeyeceğim ya. Ucunu kıvırırım dedi. Toz edersin dedi. Kilimin üstüne giyeceğim. Ay hocam ya. Aynanın karşısına bir kere bakayım. 5 dakika dedi. Böyle yaptı. Ben sevmem ayağını. Yarın cuma okuldan geleceğim. 5 dakika giy, toz etme dedi. Kafanı kırarım seni. Ya ben uyuyamıyorum dedi. Ben yarın pantolon giyeceğim dedi. Sabah okula girerken o da kalktı. Bugün erken gel tamam mı dedi. Bir pantolon giyme hayali. Evet. Ben senin kapının burasında bekliyorum. Köy avlularının kapısı olur ya. Burada bekliyorum dedi. Okula giderken döndüm. Orada duruyor. Okula gittim. Üçüncü ders sınıfın kapısı açıldı. İçeriye müdür geldi. Alişan gitti. Öğretmenin kulağına bir şey söyledi. Öğretmen rengi arttı öğretmen. Alişan yavrum eve gider misin? Baban seni bekliyormuş dedi. Dedim ki bu manyak babamı ayarttı. Pantolon giymek için beni okuldan çağırtıyor. Okuldan çıktı. Ben ne bileyim. Baktım köylüler de bize doğru gidiyor. Bizim sokağın başına geldim baktım. Kardeşim kapıda bekleyecek ya. Yoktu. Avluya bir girdim. Bütün köylüler bizim avluda. Anam kendini yerlere atıyor. Rafet'i verin bana. Yavrumu verin. Yaralı kızını verin. Yaşlı bir amca yeni aldığı traktörle bizim kapının önünden geçerken kardeşim görmüyor. Kardeşim traktörün altında kaldı ve öldü. Ben kardeşime pantolon giydireceğim diye kardeşim öldü. Babam hani sevgiyi alamadığı için bize vermeyi bilemedi. Seviyordu gösteremiyordu. Bizi kucaklayamadı. Bağrına basamadı. Ayıp karşıladı. Sevgili seyirciler, sevginizi gösterin. Sevdiklerinizi. Ama o gün ne oldu Tuğba? Cenaze yıkandı. Babam böyle kefene koyarlarken ilk defa ben alacağım dedi. Kocam kardeşimi aldı. Feryadı gitti. Rafet, ben senin mezara değil. Pazara götürüp pantolon alacaktım oğlum dedi. Kalk seninle pazara gidelim. Ve ağlıyor ağlıyor. Şimdi ben şimdi düşünüyorum. Keşke sağken söyleseydim.